Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size TWS E12'yi inceleyeceğiz. Bu cihazı bir hafta boyunca kullandım ve kullanım sonuçlarında size artılarını eksilerini söyleyeceğim. Kutu açılımı yapmayacağım. YouTube'da tonlu kutu açılım var. Herkes bilip bilmeden kutuyu açıyor, yandan yanlış tanıtıyor. Ben ise bir hafta boyunca kullanımımı, neleri artı neleri eksi, alınır mı alınmaz mı gibi özelliklerini paylaşacağım sizlerle. Şimdi ilk önce şundan başlayalım: ses kalitesi. Cihazın ses kalitesi beklenenden iyi geliyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ortalama bir ses kalitesi var. Cihazın fiyatı 55 lira. Unutmayalım bunu. Ona göre bir fiyatı var. İlk olarak cihazda ses kalitesi önemlidir benim için. Bir müzik dinlediğim şeyde. Bazı yerlerde cızırtı yapıyor bazı müziklerde. O cızırtıların nedenini hala çözemedim. Fazla bastan olmuyor. İlk önce bastan düşündüm ama bassız müziklerde bile bazen cızırtı yapabiliyor. Ama çok nadir oluyor. 10 müziğin birinde falan oluyor. Onu da geçtiğinizde cızırtı kalmıyor. Ondan sonra ikincisi konuşma. Şöyle söyleyeyim. Mikrofonu kötü. Yani dışarıdaysanız eğer sesiniz karşı tarafa çok az gidiyor ve dışarısının sesi daha çok gidiyor. O biraz kötü olmuş. Konuşulmuyor. Yani normalde ben müzik dinlerken biri aradığında Bluetooth kapatıyorum. Normal telefondan konuşuyorum. Çünkü normal konuşma dışarıdayken yapılmıyor. İkinci olarak cihazın AirPods'a benzeyip benzememesi. Cihaz çok narif duruyor. Ne kalın ne uzun, tam ortası olmuş. AirPods'a en yakın modellerden biri zaten. Altında mıknatısı var. Gördüğünüz gibi şarjı olan. Bu şekilde. Cihazı kutusundan çıkardığınız anda Bluetooth'unu açıyor ve aramaya başlıyor etraftaki Bluetooth cihazlarını. Netledi. Ben de iPhone var. iPhone 7 Plus kullanıcısıyım. Fiyat performans olarak şunu söylemek istiyorum. Dokunmatik yanlarında ekranları var. Sesini açıp kısabiliyorsunuz. Müziği durdurabiliyorsunuz. Ayrıca Siri'ye bağlanabiliyorsunuz. Bu özelliklerini bu telefon, bu kulaklıkta yapabiliyorsunuz. Şarj olarak da şöyle söyleyeyim. Kutu %100 şarj ediyorum. İçinde kulaklığı da %100 şarj ediyorum. Dışarı çıkıyorum ve bana genellikle 3 saat, 3,5 saatlik bir müzik keyfi sunuyor bu cihaz. Şöyle söyleyeyim. 1,5 saatte kulaklığın şarjı bitiyor. 1,5 saate de cihazın kutusundaki şarj kulaklığı şarj ediyor. 1,5 saat daha kullanıyorum. Yani toplamda 4,5 saat kullanım süresi oluyor. 3 saati müzik dinliyorum. 1,5 saati şarja geçiyor. Böyle aktarıyor. Bazen hızlı şarj ediyor, bazen yavaş şarj ediyor. Onu neye göre ediyor? Onu da çözemedim daha. Bu cihazın AirPods'un en çok benzeyen cihazlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci, üçüncü özelliğimiz ise Trendyol'da veya N11.com'da bir sürü fiyat farkları var. Bir yerde 55, bir yerde 58, bir yerde 90, bir yerde 300. Ama hepsi aynı cihazmış. Ben onları fark ettim. Tek tek satıcıları telefon numarana ulaşıp sordum. Hepsi farklı bir rakam biçiyor. Ben Trendyol'dan olan 58 liraya aldım bu cihazı. Ve bir hafta önce geldi benim elime. Bir haftadır kullanıyorum. Müzik zevki güzel. İçerisindeki basları, bas hiç yok. Bas istiyorsanız cihazda hiç bas yok. Ama müzik kalitesi olarak iyi. Cızırtılı değil. Ses net geliyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde müzik konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Batarya ömrü AirPods'a göre biraz daha az. Ama gene sizi bir gün boyunca idare edebilecek bir batarya ömrü var diyebilirim. Üçüncü olaraksa kulaktaki duruşu. Kulaktaki duruşu şöyle, dediğim gibi kaba durmuyor. Genellikle naif duruyor. İnce ve uzun. İnce ve orta olduğu için uzunluğu çok güzel duruyor. Kulağıma tam oturuyor. En büyük sorulardan biri, kulağınıza oturuyor mu, nasıl oluyor? Kulağıma tam oturuyor. Dokunmatiği nasıl çalışıyor derseniz bir de onu söyleyeyim. Şimdi ilk önce bu AirPods'un kutusunu açtığınızda, ikisini de çıkardığınızda benim iPhone 7 Plus'ımda AirPods bağlandı yazısı geliyor. Android'lerde normal Bluetooth'tan kendiniz bağlıyorsunuz. Bağlandıktan sonra birisinde buradaki şurada bir tane şurada mavi bir tane ışık yanıyor. O ışık yanan cihazdan kontrol edebiliyorsunuz. O ışığı yanan cihazı, dediğim gibi işi yalan cihazı bakıyorsunuz. O hangisinden yanıyorsa oradan müzik durdurmayı, müzik açmayı, müzik kapatmayı gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Bu artı yönü, 55 liraya bu cihaz alınır mı dersiniz? Bence kesinlikle alınır. Yorumlarda diyor işte bir haftalık, iki haftalık ömrü almayın falan. Bir haftadır kullanıyorum. Ne ses kalitesinde azalma oldu, ne de cihazda herhangi bir sıkıntı yaşadım. Hala kullanmaya da devam edeceğim. Şimdi isterseniz şöyle yapalım.
Bu videoyu burada bitireyim. Eğer bana sorularınız varsa bu yorumun altına yazın. Ben de yeni bir ikinci video ile karşınıza geleyim. Dediğim gibi bu video inceleme kutu açılışı videosu değil. Bu video bir hafta kullanım süresi sonucunda ettiğim kararlar ve artıları eksileri yazın kesinlikle. Cihaz 55 liraya alınır. Bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu cihazla ilgili veya başka bir cihazla ilgili bilginizi aşağı yazabilirsiniz. Başka merak ettiğiniz cihazı da alıp bir hafta kullanım sürecinde değerlendirip size gene videosunu çekebilirim. Ioniq Twist 55 liraya, 60 liraya, 65 liraya kadar alınabilecek en iyi cihazlardan, en iyi AirPods'lardan birisidir kesinlikle. Kesinlikle bu cihazı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.